Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Okan Hoca. Birdenbire matematikte kar zarar problemlerine geldi sıra. Gel istersen bu işi hemen halledelim. Şimdi kar zarar problemlerinde ne var? Diyor ki alış fiyatı. Alış fiyatı ne demek? Bir satıcının almış olduğu ürün için ödediği fiyattır. Yani gidiyorsun bir ürünü alıyorsun ama satma amacıyla alıyorsun. Dolayısıyla biz buna alış fiyatı diyoruz. Maliyet fiyatı ise alış fiyatının çok benzeri. Bir satıcının ürünü satana kadar yaptığı masraftır. Yani diyelim ki sen çorbacı dükkanı açtın. Çorba yapacaksın. Mesela mercimek çorbası yapacaksın. İşte mercimeği aldın. Ondan sonra ne yaptın? Yağ koydun bunun içine. İşte soğan koydun. İşte ne bileyim tüp harcadın vesaire. Bir kap mercimek için harcadığın bütün masraflara biz maliyet fiyatı diyoruz. Daha sonra bunun bir de etiket fiyatı var. Etiket fiyatı da bir ürünün satış için konulduğu fiyattır. Kar nedir? Kar işte bir ürünü aldın, üstüne belli bir miktar para koydun ve bunu sattın. Biz buna kar diyoruz. Kar her zaman satış fiyatı eksi maliyet fiyatıdır. Ve karlı satış olabilmesi için satışın mutlaka maliyet fiyatından büyük olması gerekir. Zarar nedir? Zarar maliyet eksi satıştır. Yani mesela sen bir ürünü 10 liraya aldın, 8 liraya sattın. Ne yapmış oldun? 2 lira zarar etmiş oldun. Dolayısıyla maliyet fiyatından satışı çıkarttığımızda zarar elde etmiş oluyoruz. Maliyet büyüktür satış olduğunda zarar olmuş oluyor. Peki kar yüzdesi nasıl hesaplanır? Kar yüzdesi her zaman maliyet üzerinden hesaplanır. Maliyet fiyatını paydaya yazıyorsun, kar miktarını yukarıya yazıyorsun ve 100 ile çarpıyorsun. Demek istediğim şey şu. Sen 100 liraya aldın bir malı, 120 liraya sattın. Ne kadar kar yaptın? 20 lira. Demek ki 100 liralık malın 20 lirası kar. Ben bunu 100 ile çarptığımda %20 kar elde etmiş oluyorum. Kar bu şekilde hesaplanır. Zarar yüzdesi de yine maliyet üzerinden hesaplanır. Zarar miktarı bölü maliyet çarpı 100. Yani bir malı 100 liraya aldın, 90 liraya sattın. Ne kadar zarar elde ettin? 10 TL. Dolayısıyla 100 liranın 10 lirası. Peki yüzde kaçtır? Yüzler birbirini götürür. %10 zarar etmiş olursun. Bir de iskonto var. İskonto da bir ürünün satış fiyatından daha düşük bir fiyata satılmasıdır. Yani sen bir malı 100'e aldın. İşte sen buna 130 liralık bir fiyat biçtin. Baktın satılmıyor. Gittin bunu 10 lira düşürdün. %120 liraya düşürdün. Dolayısıyla buradaki 10 TL iskonto anlamına geliyor. Sorulara bakalım. Bir ürün etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle 350 TL'ye satılıyor. Buna göre bu ürünün etiket fiyatı kaç TL'dir? Şimdi etiket fiyatını bilmiyorum. Yüzde problemlerinde ben bir şeyin sonucunu bilmiyorsam veya bir şeyin ne kadar olduğunu bilmiyorsam ona her zaman 100 diyordum. Dolayısıyla etiket fiyatına şöyle yazalım, 100x diyelim. 100x'e %30 indirim uyguluyormuşuz. Yani 100x'in %30'u nedir? Onu hesaplayalım. 30x indirim yapıyormuşuz. Buraya yazdım. Peki 100x'ten 30x'lik bir indirim çıkarttığım zaman geriye ne kadar kaldı? 70x kaldı. Demek ki 70x'e satıyormuşuz. Ne kadar oluyormuş bu da? 350 TL. Hemen 350'ye eşitledim. Her tarafı 70'e bölersek 70'ler gitti. X eşittir 350 bölü 70'ten 5 gelmiş oldu. Bana ürünün etiket fiyatını soruyor. Etiket fiyatına 100x demiştim. Hemen buraya yazdım. Dolayısıyla etiket fiyatımız 500 TL olmuş oldu. Maliyet fiyatı üzerinden %35 karla 27 TL'ye satılan bir malın %40 zararla satış fiyatı kaç TL'dir? Bak, karı şu şekilde de hesaplayabilirsin. Şimdi biz maliyet fiyatını bilmediğimiz için maliyet fiyatına 100x diyelim. %35 kar elde ediyorsak o zaman 100x'e 100x'in %35'i kadar fazlaya satıyoruz. Yani ne yapıyordum? Hani bunun tamamı %100'dü. Bir de üstüne %35 geldi. %135 yapıyordu, hatırla. Yüzde problemlerini anlatırken böyle anlatmıştım. 135 bölü 100. Bunlar birbirini götürdü. Demek ki 135x oluyormuş bu satış fiyatı.
Bunu da yazdım. %35 karla 27 TL'ye satılıyormuş. O zaman 135x eşittir 27. Her tarafı 135'e bölüyorum. Buradan 135'ler gitti. X eşittir 27 bölü 135, yani 1 bölü 5 geldi. O halde maliyetini hesaplayabilirim. Maliyeti ne olmuş oldu? Maliyet fiyatı 100x'ti. Yani 100 çarpı 1 bölü 5. O da sadeleşirse 20 TL'ymiş maliyet fiyatı. %40 zararla satış fiyatı nedir? Hemen 20 TL'nin %40'ını hesaplarım. Sıfırlar gider. 8 TL zarar yapmışım. Demek ki ben bunda, dolayısıyla 20 TL'den 8 TL çıktığında %40 zararla 12 TL'ye satılmış oldu. Bir ürün %20 zararla satılmaktadır. Bu ürünün satışından maliyet fiyatına göre %28 kar elde etmek için etiket fiyatı yüzde kaç arttırılmalıdır? Şimdi bak, ürünümüz ne olsun? 100x olsun. Şöyle yazdım. Ben bunu %20 zararla satıyorum. Eksi %20. Hatırla, 100x'in %20'si buradaki yazan kadardır. Yani 20x. 20x zararla 80x'e satıyormuşum. Şöyle satış yazım. Diyor ki bu ürünün satışından maliyet fiyatına göre, maliyet fiyatımız 100x, %28 kar elde etmek istiyormuşuz. Yani artı %28 maliyete göre. Yani 28x fazlaya satmak istiyormuşum. 128x'e satmam lazım. Elde etmek için diyor etiket fiyatı yüzde kaç arttırılmalıdır? Etiket fiyatı buydu. Yeni satış fiyatı 128x. Dolayısıyla 80x'ten 128x'e ne kadar arttırmam lazım? 48x artmalı. Peki yüzde kaç artmalı? Şunu hesaplayacağım. Etiket fiyatı 80x'i yüzde kaçı? Bana 48x'i verir. Ona bakmam lazım. Buradan 0, 0 gitti. 8 ile 48 sadeleşir 6. X'ler de birbirini götürür. 6 çarpı 10'dan 60 gelmiş olur. Demek ki %60 arttırılması gerekir bu ürünün etiket fiyatı. Geçtik. A TL'ye alınan bir mal %45 karla B TL'ye satılıyor. A ile B arasında B eşittir 3A eksi 6200 bağıntısı olduğuna göre bu malın satışından elde edilen kar kaç TL'dir? Şimdi kar neydi? Satış eksi alıştı. Satış alıştan büyük. Şimdi satış fiyatımız B TL. B neye eşit? 3A eksi 6200. 3A eksi 6200'den alış fiyatını çıkartacağım. A TL'ye alınmış. O zaman eksi A. Demek ki 3A eksi A'dan 2A eksi 6200 karımız varmış bu üründe. Bana ne diyor? %45 kar yaptığını soruyor. Peki karı ne üzerinden yapıyorduk? Alış fiyatı üzerinden. Yani A TL'ye %45 ekliyorum. Nasıl ekliyordum? %45 eklediğim zaman %100'dü tamamı. %45 ekledim. %145 oldu. Bu bana neyi vermeli? 2A eksi, pardon, %45 karla dediği için burada %145'i eklemeyeceğim. Ne yapacağım? Ben zaten karı buldum. Karımız da ne? %45. Demek ki A liranın %45'i bana karı vermesi lazım. O da 2A eksi 6200'e eşit. Hemen buradan 5'e böldüm. 9. 5'e böldüm. 20 geldi. 20 ile çarptım bu tarafı. 9A o da eşittir 40A eksi 6200 çarpı 20. Buradan 6200 çarpı 20'yi karşıya atalım. 9A'yı da bu tarafa atalım. 6200 çarpı 20 o da eşittir 31A yaptı. 31'e böldüm. 31'e böldüm. 62'nin yarısıdır 31. Yani burada 2 oldu. 200 yaptı. 20 ile çarparsak 4000 gelir A. Bana ne soruyor? Bu malın satışından elde edilen karı. Kar neydi? 2A eksi 6200'dü. Hemen buradaki A'yı alıp buraya yazıyorum. Kar eşittir 2 çarpı 4000 eksi 6200. Buradan 8000, 6200 çıkarsa 1800 TL kar var bu işte diyeceğiz.
Bir bakkal satın aldığı köy yumurtalarının %20'sini taşıma sırasında kırıyor. Kalanların da %12,5'u bozuk çıkıyor. Bakkal kalan yumurtaların tanesini 4 TL'ye satınca %40 kar elde ediyor. Buna göre bir yumurtanın maliyeti kaç TL'dir? Şimdi ne kadar yumurta aldığını bilmiyorum. Yumurta sayısı 10x olsun. Bir yumurta fiyatı şöyle yazalım. O da 10y olsun. Şimdi bu adam yumurtaları aldı. Ne kadar aldı? Tanesi 10x tane yumurtayı tanesi 10y'den 100 çarpı x y'ye aldı. Sonra diyor ki %20'sini taşıma sırasında kırıyor. Yani yumurta sayısı 10x'ti. %20'si gitti, %80'e kaldı. %80'i kalanlar sadeleştirirsek 8x kalan yumurta. Peki sonra ne oluyor? %12,5'u bozuk çıkıyor. O zaman 8x'in %12,5'unu hesaplarsam şu şekilde. Burada bak 8 ile 100 sadeleşir 12,5 yapar. Bunlar da sadeleşir x eşittir 1 gelir. Pardon, x gelir. X eşittir 1 gelmez. Direkt buradan x gelir. Demek ki x bozuldu. Şimdi 8x kalmıştı. X tanesi bozuldu. Demek ki 7x kaldı. Satıcının elinde 7x yumurta var. Bu yumurtaların tanesini 4 TL'ye satınca %40 kar elde ediliyormuş. Şimdi satış fiyatını şöyle hesaplarım. Elimde 7x tane yumurta var. Bunun tanesini 4 liradan sattım. 20x, 28x kazandım. Ve burada ne yaptık? %40 kar elde ettik. O halde bak alışın üzerine %40 eklersem artı %40 eklediğimde bana 28x'i vermesi lazım. Peki 100x'nin üzerine %40 eklediğimde yani %140'ını hesapladığımda bana 28x'i vermeli. Buradan yüzler zaten gitti. Buradaki x ile buradaki x sadeleşti. Y eşittir 140 aşağıya bölü olarak geçer. 28 bölü 140 yapar. Direkt sadeleştirdiğimde 1 bölü 5 gelir. Bana maliyeti soruyor. Şuraya hemen yazarım. Bir yumurtanın maliyetini bulurum. 10 çarpı 1 bölü 5 yani 2 TL'ymiş bir yumurtanın maliyeti. Bir karpuzcu birinci gün karpuzun fiyatına %40 zam yapıyor ve satışların yarıya indiğini görüyor. İkinci gün zamlı fiyatlar üzerinden %30 indirim yapıyor ve satışların iki katına çıktığını görüyor. Bu durumda bu 2 günde karpuzcunun kasasına giren para nasıl değişir? Şimdi bak karpuz sayısı şöyle olsun, 100x olsun ve karpuz fiyatı da işte kilogramı de tanesi de fark etmez. Karpuz fiyatı da 10y olsun. Şimdi hiçbir şey yapmadan önce 100x tane karpuzu 10y'den satarsa 1000x'ye kazanır. Her zaman hiçbir şey olmamış halinin fiyatını bulacaksın. Yani normalde bir gün içerisinde bu kadar kazanıyordun. Sonra diyor ki karpuzun fiyatına %40 zam yapıyor. Karpuzun fiyatı neydi? 10 idi. Buna %40 artı %40 zam yaparsa bu ne demek? 10 y'nin %40'ı yani 4 y zam yapıyor. 4 y zam yaparsa artık karpuz 14 y oluyor. Ve satışların yarıya indiğini görüyor. Yani 100x satıyordu, artık ne kadar satıyor? 50x satıyor. Peki ne kadar para kazanır? 700x'ye para kazanır çarparsak. İkinci gün, bak bu birinci gündü. İkinci gün zamlı fiyatlar üzerinden %30 indirim yapıyor. Yani 14 y üzerinden %30 indirim. 14 y'nin %30'unu hesaplarsak buradaki sıfırlar gitti. Sadeleştirdim. 1,4 3 ile çarparsam 4,2 y indirim yapıyor. O halde 14 y'den 4,2 y'yi çıkartırsam artık 9,8 y yapıyor. Ve satışların iki katına çıktığını görüyor. Dolayısıyla bak
Bir günde 100x satılıyordu. Bunun üzerinden hesaplayacaksın. İkinci gün ne yapacak? 200x karpuz satacak. Çarptığım zaman o zaman ne oldu? 1860 daha 1960x'ye kazandı. Bu durumda bu 2 günde karpuzcunun kasasına giren para nasıl değişir? Ben bunları toplarsam bu 2 günde 2660x'ye para girdi kasaya. Peki normalde hiçbir şey yapmasaydı birinci gün 1000x'ye kazanacaktı. İkinci gün yine 1000x'ye kazanacaktı. 2000x'ye kazanacaktı. Gördüğün gibi. Peki ne olmuş oldu? 660x'ye kar yapmış oldu. Nasıl değişir? Hemen şöyle düşüneceğim. 2000x'nin acaba yüzde kaçı bana 660x'yi veriyor, ona bakacağım. 2 0 gitti, 2 0 gitti. Buradaki x'ler birbirini götürdü. Aynı zamanda buradaki sıfırlarla buradaki sıfırlar sadeleşir. 2'ye bölersem a eşittir 33 gelir. Demek ki satışları %33 artmış oldu diyeceğim. 8 tanesi 1 kilogram gelen yaş sabunların kurutulunca 10 tanesi 1 kilogram geliyor. Kilogramı 1,2 TL'den alınan yaş sabunlar kurutulunca kilogramı kaç TL'ye gelir? Şimdi 8 tanesi 1 kilogramsa yani 1000 gram. 8 tane 1000 gram diyeceğiz. O halde bir tanesi 1000 gramı 8'e böldüğümde 125 gram gelir. Sonra diyor ki kurutulunca 10 tanesi 1 kilogram geliyor. 10 tanesi şöyle yazalım. 10 tanesi eğer 1000 gramsa bir tanesi 100 gram oluyor. Peki bak dikkat et. Şimdi bu yaş hali, bu kuru hali. Kuruyunca ne kadar gitti? 25 gram azaldı. Dolayısıyla 125'in yüzde kaçı 25'tir dersek 25'e böldüm 4, 25'e böldüm 5, 5'e böldüm 5'e böldüm 5, a eşittir 20. Demek ki kurutulunca %20 azalıyor derim. Peki bak ne demiş? Kilogramı 1,2 TL'den alınan yaş sabunlar kurutulunca kilogramı kaç TL'ye gelir? Demek ki 1000 gram aldım 1,2 TL. Sonra kuruttum bunu. Kurutunca ne kadar azalıyormuş? %20 azalıyormuş. %20 azaltırsam artık 800 gram olur. O halde 1000 gramını 1,2 TL'ye alırken artık 800 gramı 1,2 TL'ye gelecek. Çünkü kuruttuğumda bu fiyatı vermiş oluyorum. O halde şöyle derim. 800 gramı 1,2 TL ise acaba 1 kilogramı kaç TL'dir? Hemen ne yaparım? Çarparım işler dışlar. 800 çarpı x o da eşittir 1000 çarpı 1,2. Buradan 2 0 2 0 gider. 10 çarpı 12 ne yapar? 12 yapar. 10 çarpı 1,2. X buradan 12 bölü 8 gelir. 4'e bölersem her ikisini 3 bölü 2 yani 1,5 TL'ye gelmiş olur kilogram. Bir sütçü 1,5 TL'ye aldığı sütün her 4 litresine 1 litre su katarak litresini 1,8 TL'ye satıyor. Buna göre sütçünün karı yüzde kaçtır? Burada şunu da yazması lazım. Suya para ödemiyor. Bak, bir sütçü 1,5 TL'ye aldığı sütün her 4 litresine 1 litre su satıyor. Şimdi biz şöyle düşünelim. 1,5 TL'ye 4 litre alsın. 4 çarpı 1,5'tan o da ne yapar? 5, pardon, 4 çarpı 1,5'tan 6 TL'ye aldı. Bu maliyetimiz. Sonra 1 litre su kattı. 1 litre su kattığına göre artık elinde 5 litre süt var ve 5 litre sütü 6 TL'ye almış oldu. Diyor ki litresini 1,8 litre TL'den satıyor. 5 litreyi 1,8 TL'den satarsa 9 TL kazanır. O halde ne yapmış olur? 3 TL kar yapmış olur. Buna göre sütçünün karı yüzde kaçtır? Şimdi 6 TL'ye alıp 3 TL'ye satıyorsa
6 TL'nin yüzde kaçı 3 TL'dir, ona bakarım. Dikkat et, buradaki 3 ile buradaki 6 sadeleşir 2 olur, 2 ile 100 sadeleşir 50 gelir, 50'yi karşıya attığımda A eşittir 50 gelir. Demek ki %50 karı var bu sütçünün. Enflasyon soruları, burada enflasyon soruları çok önemli. Direkt bir yöntem anlatacağım sana. O yöntemle zaten bütün enflasyon sorularını çözebileceksin. Enflasyonun %60 olduğu bir ülkede maaşına 6 ayda bir %20 zam yapılan bir memurun alım gücü nasıl değişir? Şimdi bak, enflasyon demek ne demek? Enflasyon bir ürünün zamlanma miktarıdır bir yıl içerisinde. Zamlanma miktarı ne zaman? Bir yılda. Öyle diyelim. Peki bak, bir ürün olsun, ürün fiyatı da 100x olsun. Bir de memurun maaşı da yine 100x olsun. Yani diyelim ki yılın başında memur bir maaşıyla o ürünü alabiliyor olsun. Şimdi enflasyon %60 olduğuna göre bir yıl sonunda ürün %60 artacak. Ve 100x'in %60'ı 60. 60 artarsa ürünün fiyatı 160x olacak bir yıl sonunda. Peki memur maaşı ne oluyormuş? 6 ayda bir %20 zam oluyormuş. Önce bir 6 ay artı %20 eklerim. 100'ün %20'si 20. Yani 20 eklersem 120x olur. Sonra bir 6 ay sonra %20 daha zamlanacak. Yani bir yıl geçmesini istiyorum. 120x'in %20'si ne kadar, ona bakalım. Bunlar sadeleşti. 24x. 24x daha artacakmış. Bu da 144x oldu. Bak, bir yıl sonunda ne oldu? Memur maaşı 144x oldu. Peki ürün fiyatı ne oldu? 160x oldu. Bu adam, bu memur 100x'e 100x olduğunda, yani yılın başında maaşıyla ürünü alabiliyordu. Yılın sonunda artık maaşıyla o ürünü alamaz oldu. Peki ne olmuş oldu? Memurun alım gücü düşmüş oldu. Ne kadar düşmüş oldu? Aradaki fark kadar. Yani 16x'lik bir düşüş yaşanmış oldu. Peki bu 16x yüzde kaçtır? Ne üzerinden hesaplayacağım? Her zaman ürünün son fiyatı üzerinden hesaplayacağım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aradaki bu farkı her zaman ürünün son fiyatı üzerinden hesaplayacağım. Burası eğer 160x'i geçmiş olsaydı alım gücü artacaktı. Ama daha düşük kaldığı için alım gücü düştü. Peki 160x'in yüzde kaçı 16x'tir? Onu hesaplayalım. Buradan x'ler gider. 1 0, 1 0 gitti. 16 ile 16 gitti. Onu karşıya atarsam A eşittir 10. Demek ki alım gücü %10 düşer diyeceğim. Evet sevgili öğrenci, kar zarar problemlerini de sonunda bitirdik. Bundan sonra önümüzde karışım problemleri ve grafik problemleri var. Onları da anlattıktan sonra kümeler ve fonksiyonlar diye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Lütfen her konuyla alakalı en az 30 soru çözmeyi unutma. Like atıp abone olursan da sevinirim. Ben Okan Hoca. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıkla kal. Hoşça kal.